1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalyeyle geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 50 50. Mutlu günler kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz. Yeni bir Şifa Kapısı programımızla sizlerle birlikteyiz. Bu hafta da ekranlarınızda çok önemli konu ve değerli bir konuğumuzu sizlerle bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Çünkü çok özel konular konuşacağız. Farklı farklı konularımızı konuşacağız bu haftaki Şifa Kapısı programımızda. Genel cerrahi uzmanımız Operatör Doktor Bülent Öztürk bizlerle birlikte olacaklar. Ve guantırdan, tiroidden, mide botoksundan ve hemoroidden bahsedeceğiz. İlk olarak guantırdan bahsedelim kıymetli hocamıza. Guantır nedir diye ilk sorumuzu soralım. Merhabalar Esra Hanım ve tüm izleyenlerimize benden de kucak dolusu selamlar. Guatr,
tiroid denilen bu boyun kısmına yerleşik organımız vardır. Tiroidin hastalıklarının bir kısmına guatra adı verilir. Evet. Yani tiroidin büyümesi, içerisinde nodüller oluşması ya da işte zehirli hormon salgılaması falan zehirli guatra denir. Nodül varsa nodüler guatra. Guatra tiroidin hastalıklarının verilen genel bir isimdir. Tiroid de T3 ve T4 denilen iki tane temel hormon yapar. Onların serbest radikalleri vücutta etkindir. Ve bu nasıl ki arabanın rölantisini ayarlayan bir mekanizma vardır. Bu da insan metabolizmasının rölantisini ayarlayan hormonlardır. Yani çok yoğun hormon salgılıyorsa o kişi çok hiperaktif olur. Mesela sıcağa dayanamaz, kış günü kısa kolluyla dolaşır. Tam tersine az hormon yapıyorsa sürekli üşür, yavaş, ağır biri olur ve her yediği içtiğinden de kilo alır, harcayamaz. Bunun gibi. Evet. Guatra hastalığı peki nasıl anlaşılır hocam? İyi bir soru. Guatra hastalığı birincisi en sık neden boyunda şişlikle anlaşılır. Yani uzaktan görülebilir boyunda şişlik, yutkunurken hareket eden bir burada nodül, fındık büyüklüğünde, ne bileyim ceviz büyüklüğünde ya da şimdi o kadar olmuyor ama sağlık çok ilerlediği için ülkemizde eskiden görürdük böyle öküz boynu gibi burası çok büyümüş hastalar vardı. Birincisi dışarıdan nodüller görülebilir ya da tiroid bezinin büyüdüğü. İkincisi işte sürekli yiyorum içiyorum kilo alamıyorum. Çok sinirli, çarpıntısı olan, çabuk parlayan insanlar. Bunlarda da tiroid hormonlarının yüksek olmasından kaynaklanır. Veyahut da tam tersine işte saçım dökülüyor, çok ağır hareketler, sürekli uykum, enerjim kalmadı falan. Bu da tiroidin az çalıştığını gösteren şeyler. Ama en pratik yolu işte yılda bir kere bir check-up yapılırsa mutlaka tiroid hormonlarına bakılıyor. Oradaki sapmalardan hastalık çok rahatlıkla yakalanabilir. Peki tiroid hastalığının bulguları nelerdir? Vücuttaki biraz önce bahsettiğim gibi işte çarpıntı, sinirlilik ya da kalp hızının yavaşlaması, daha sakin bir hal alması, ciltte kuruluk, vücutta ödem, saçlarda dökülme gibi ya da işte boyunda nefes alma zorluğu, sanki bir şey boğazını sıkıyormuş gibi nodüllerin baskısı çok ilerleyen vaziyetlerde tiroidin tümörleri, kanserleri de vardır. Onlar bazen buradan ses telleri geçer arkasından. Onları tutabilir ses kısıklığı. O da tatsız bir durum ama ses kısıklığıyla da ortaya çıkabilir. Peki Grant Hocam, Guatra hastalığının tanısı için neler yapılmalıdır? Guatra hastalığının tanısı için bir tiroid ultrasonu mutlaka lazım. Çok basit bir tetkik. Tiroid hormonlarına bakılması lazım. İşte kan sayımı, T3, T4 gibi hormonlar. Bir de bazen ayırım için tiroid sintigrafisi gerekebilir. Soğuk nodül, sıcak nodül belki duymuşsunuzdur. Evet. Bunun tespiti için ya da tiroiddeki radyoaktif aktivitenin tespit edilmesi için sintigrafi de yapılabilir. Peki Guatra hastalığının tedavisi için neler yapılmalı? Guatra hastalığı kaba ad altında birçok ufak hastalık çeşitleri var. İşte zehirli guatrası hormon miktarını azaltmak için ilaçlar kullanılabilir. Hormon az yapıyorsa, mesela bunu da duymuşsunuzdur. Hashimoto tiroiditi denilen bir çok yaygın bir problem vardır. Evet. Hashimoto tiroiditi bir seyircilerimizden de çok kişide vardır. Kadınlarda daha sıktır Hashimoto tiroiditi. Tiroid bezinin kendi hücrelerine karşı ürettiği antikorların o tiroid hormon yapan hücreleri öldürmesidir temel şeyi. Tanımlayan kişi de Hashimoto denilen bir Japon bilim adamı. Bu yaygın bir problem gerçekten. Yavaş yavaş, diyelim ki 1 milyon hücre var, ben öyle anlatıyorum hastalara. Ürettiği antikorla öldürüyor yavaş yavaş hücreleri. 900, 800, 700'den sonra bu sefer vücut tolere edememeye başlıyor. Hormonlar düşüyor, TSH yükseliyor. O zaman da ona dışarıdan hormon takviyesi yapmak gerekiyor. Bazen daha ileride 3-5 yıl sonra nodüller oluşuyor. O nodüller içerisinde işte tümör kansere doğru meyil etme ihtimali var. Onlar yönünden edilmesi lazım. Tedavisi için birincisi iyi hekimlerle görüşmek lazım. Birincisi dahiliye doktorları problemi yakalayabilir.
Her yerde endokrinolog yok ama endokrinoloji uzmanları bu konuda özel yetiştirilmiş doktorlardır. Ameliyatla veyahut da ameliyatsız bazı çözümler için tiroidle özellikle ilgilenen cerrahlar, endokrin cerrahları gibi mesela ya da ben de çok yakından ilgileniyorum. Onlarla görüşülebilir. Mutlaka ameliyat olacak diye bir şey yok. Yani Guantanamo hastasının illaki ameliyat olacak diye bir usul yok. Evet, ilaçla tedavi, çoğu ilaçla tedavi edilir zaten. Eksikleri giderilir. Ben halk arasında duyuyorum bunu. Lanzirom atom patlatıyorlar. Ha evet. Şimdi atom radyoaktif iyot tiroid bezi iyodu çok sever. Yani evet. Ana o hücreleri çalıştıran ana maddedir, element. İyot, radyoaktif iyot verirler. Yani diyelim ki çok çalışıyor tiroid bezi, düşünün. Başka da hiçbir problem yok. Kişi de ameliyat olmak istemiyor. Bunu nükleer tıp bölümü yapar. Fakültelerde falan nükleer tıp bölümü vardır. Nükleer tıpçılar durumu değerlendirirler ve ilaç da ameliyat da istemeyen hastaya tercih edebilirler. Ben daha çok şunu daha çok düşünüyorum. Belki beni eleştirebilirler ama hani bir şey ilaçla düzelecekse ilaçla, ameliyatla düzelecekse ameliyatla, ama şöyle hastalar var. Diyelim ki 78-85 yaşında. Tansiyonu var, şekeri var, bilmem ne. Bir sürü kan sulandırıcı kullanıyor. Ameliyat olması çok riskli. O zaman işte radyoaktif iyot bence çok can kurtarıcı oluyor. İyot veriliyor, yani açlık oluşturuluyor, iyoda vücut susuyor, özellikle de tiroid hormonları, hücreleri. Sonra, yani çölde susuz kalmış bir hayvan gibi düşünün, sonra da ona suyu veriyor. Ama suyun içerisinde atomla işaretlenmiş radyoaktif iyotlar var ve hücre onu yakalıyor. Zıt diye yok oluyor olduğu yerde. Böylece diyelim ki 1 milyon hücresi varken norm seviyeye çekiliyor ya da tamamen yok edilebiliyor. Onun verdikleri doza göre. Atom tedavisi bu. Sadece atom tedavisi, farklı tedavi yöntemleri de verdik ama en önemlisi de ilaç tedavisi dedik. Tabii. Öncelikli olarak ilaçla en basit şeylerle tedavi etmek evet. isteriz hastaları. Onları en yıpratmayacak şekilde. Mümkünse ilaçla. Diyetini düzeltmekle. Bazen işte iyotlu tuz, iyotsuz tuz gibi. Sonra mümkünse cerrahi, o da olmuyorsa radyoaktif tedavi. Evet. Radyoaktif tedavinin daha çok gündeme de olduğu konu ise tiroidin, belki soracaksınız onu, tiroid kanserleri de radyoaktif iyotun çok ciddi faydası var. O orada özellikle çok kullanılır. Yani normal guatr tedavisinden çok bu yönde kullanılır daha çok. Peki hocam, tedavi sonrasında hasta nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bir kere tabii hastalığın çeşidine göre doktorun önerilerine başta uyması gerekir. Neler öneriyorsunuz? Düzenli hormon takibi çok önemli. 3-4 ayda bir mevsimsel değişiklikler bile oluyor. Yani işte nasıl mesela baharda doğa canlanıyor falan, o zaman hormon ihtiyacı daha çok artıyor. Evet. Ben 3-4 aylık aralarla tiroid hormonlarına baktırmalarını öneriyorum. Şimdi bir ameliyat nedeniyle tiroid bezi alındıysa ya da atom nedeniyle yok olduysa, onun tiroid hormon hapları var. Birkaç tane piyasada farklı isimlerde. O mutlaka, bu önemli bir şey. Seyircilerimiz ona dikkat etsinler. Her sabah, her şeyden önce sabah kalkınca çok azıcık suyla o hapı almaları lazım. Bunu mesela kahvaltıyla alıyorlar, diğer mide koruyucu ilaçlarla alıyorlar falan. Bu sefer etkinliği düşmeye başlıyor. Ona dikkat edilmesi lazım. Çok iyotlu tuzla beslenmeyi de önermiyorum. Hani bu mümkün mertebe doğal tuzları ben daha çok tercih ediyorum. Bizim ülkemizde de çok kaliteli tuzlar var. İşte bu pembe kaya tuzu var, şu bu falan gibi. Bunlar çok özel bir şeye de gerek yok. Çok kara lahana çok seviyorlar. Ben de severim ama yani onun da biraz dikkatli tüketilmesinde fayda var. Yani şöyle her şeyin aşırısı zarardır. Evet, evet. Yani dozunda yemek gerekiyor. Kesinlikle. Dozunda her şeyi. Denge çok önemli değil mi hocam? Evet, tabii tabii. Doğa zaten bunun üstüne kurulmuş. Evet. Nasıl denge bozulunca her şey, işte yaşadığımız şimdi korona morona meselesinde olduğu gibi Covid-19 enfeksiyonu da doğanın dengeleriyle ilgili olduğunu düşünüyorum.
Yani ne olursa olsun dengeleri bozmamak. Bozmamak lazım. Yani. Peki hocam, tiroid hastalıkları halkında ben çok duymuştum. Sanki kısırlığa yol açıyormuş gibi. Hı hı. Bu ne kadar doğru? Gerçekten tiroid hastalıkları kısırlığa yol açar mı? Olabilir. Yani çok ileri düzeyleri, yani tiroidin diyelim ki çok ağır çalıştığını düşünün. Çok ağır çalışıyor ise, örneğin kadın erken menopoza girer, yumurta üretmez. Aynı şekilde erkekte de bu şekilde, ama bunlar ağır tablolar gerçekten. Yoksa tiroid hastalıklarının %1-2'si diyelim. O kadarında olur yani. Peki hamileyse tiroid hastalığını tetikleyebilir. Var olan hastalıkta değişikliklere neden olabilir. Bu çocuğu etkileyebilir. Yani ona zaten kadın doğumcular mutlaka bakarlar. İstenilen tetkiklerden biri de odur. Çünkü tiroid, diyelim ki anne yeterince hormon yapamıyor ise, karnında tiroidi çalışan bir bebek var. Evet. Onun şeyini kullanmaya başlar. Onun hormonlarını kullanmaya başlar. Çok değişik değil mi? Onun şeyini, o fazla hormon üretmeye başlar. Bu sefer annenin ihtiyacını karşılamak için. O da bebekte bazı başka problemlere neden olur. Onun için annenin hormonlarını normal tutarlar ki bebeğinki de normal gelişsin diye. Az önce konuşmamızın arasında sanki böyle bir depresyona yol açarmış gibisinden bir ibaret kullanmış hocam. Peki tiroid bezinin az çalışması depresyona yol açar mı? Doğru, açar. Tiroid bezinin az çalışması ağır, uyuşuk, sürekli morali bozuk, sürekli uyumak isteyen böyle bir insan oluşturur. Onun bir suçu yoktur. Ama yani o kadar ağır çalıştırır ki tiroid bezi sistemi. Yani sabah kalkamaz, oturduğu yerde uyur, anladınız mı? Böyle sürekli morali bozuktur falan, bir insan formatı çıkartır karşınıza. Tiroid bezi şey oluyorsa, ödem olur vücudunda, şişer. Yedi her su içiyorum, kilo alıyorum falan, bu insanların sözüdür. Evet. Ki de hakikaten de öyledir, ödem olur vücudunda gibi depresyona yol açar. Ve tabii onun tedavisi de antidepresan değildir, tiroidin düzeltilmesi. Evet, tiroid düzeltildiği zaman zaten o sorunlar ortadan kalkacak. Kişi düzelir. Sorunlar ortadan kalkacak. Peki tiroid hastalıkları kolesterol etkiler mi hocam? Etkiler. Çok güzel sorular hazırlamışsın gerçekten. Yani tam böyle nokta atışı yapıyorsunuz. Tiroidi yine işte depresyona yol açması gibi sistemi yavaş çalıştırınca yeniden içilen şeylerdeki yağları da yakamaz. Bu sefer kanda kolesterol seviyesi yükselir. Peki Bülent Hocam, tiroid hastalıkları romatizma ya da yol açar mı? Kendisi birebir romatizmaya neden olmaz esasında, ama var olan romatizma şikayetleri daha belirgin hale getirir. Peki az önce ben şuradan bahsettiniz ya, tiroid haplarını nasıl kullanacak kişiler? Her şeyden önce, yani bir şeyin iyi emilebilmesi için tabii tokalanan ilaçlar da vardır ayrı da, tiroid hapının her şeyden önce bir yarım saat önce içilmesi lazım. Ama unutulursa yine de içilmesi lazım. Ama mümkün mertebe işte kalkınca ben çok az suyla içilmesini öneriyorum. Sonra yarım saat sonra bir şeyler alınması. Evet. Hormonlardan bahsettik. Mesela tiroid problemleri hormonları ne kadar etkiliyor? Nasıl etkiliyor? Tiroidin kendisi zaten hormon yaptığı için T3 ve T4 denilen, bunu da beyinde hipofiz denilen bir bez vardı. O da TSH denilen bir hormon üretir. Bu tiroidi kontrol etmek için, dizginlemek için. Tiroiddeki her türlü bozukluk vücuttaki diğer hormon sistemini de etkiler. Yani az çalışıyorsa diğer sistemlerde az hormon yapar. Yani böbrek üstü bezi az hormon yapar. İşte mesela kadın erken menopoza girer. Niye? Östrojen, progesteron az yapar. Yumurtalıklar sönmeye başlar gibi. Kadın erkek ayrımı yok ama? Yok. Yok, yok. Sadece Hashimoto tiroiditi kadınlarda daha sıktır. Peki tabii tiroidin hızlı çalışması ya da yavaş çalışması dedik. Yavaş çalışması ve kilo alınıyor. Evet. Peki kilodan bahsedenken tabii bu arada son zamanlarda da gündem bulan mide botoksu gündeme geliyor. Peki hocam, mide botoksu nedir? Ne gibi avantajlar sağlar kişiye? Gündemde olan bir işlem bu. Yani bundan atıyorum 5-10 yıl önce yoktu.
Şimdi botoks daha çok hepimizin, kadınların, bayanların daha çok bildiği yüze botoks uygulanması var mesela. Botulinum toksini denilen bir bakteriden elde edilen bir toksin bu esasında, bir zehir. Zehirin özelliği kas felcine neden olması. Bununla ilgili belki haberlerde falan da duymuşsunuzdur. Kavanoz, eski kavanozlardan birinde melemen mi ne yapmışlar. Sonra o aile ondan yediler falan, öldüler hatta. Yani öyle bir, tehlikeli de bir şeydir normalde. Ama burada tıbbi amaçla kullanılıyor. O toksin ayrılıyor ve belli miligramlarla örneğin yüze uygulanıyor. Burada var olan kırışıklıkları yapan altta yatan kasların kasılması. Deri üstünde bir çarşaf gibi düşünün. Bu kaslar bloke edilince de çarşaf açılıyor ve düz duruyor ve kırışmıyorlar. Güzel. Şimdi, midedeki mantığı ise mide kaslarına kasılmasını azaltıp daha mide boşalımını geciktirmek ve fundus bölgesi, midenin tepe bölgesinde açlık hissiyle ilgili bir alan vardır. Oraya özellikle efektif yapılır ise de açlık duyusunun baskılanmasını sağlar. Mide botoksu son dönemler çok popüler olan, ben de çok yapıyorum. Hele de böyle Mart, Nisan gibi falan birçok hanım, bankacılar, oturarak çalışanlar, yani onu sporla falan halledemeyeceklerini düşünenler, amaç belli bir miktar kilo vermekse, şimdi onu da söyleyeceğim, mide botoks için geliyorlar. Çok da efektif. Sonra kocaları da geliyor. Şimdi mide botoksu zayıflamak için neler yapmak lazım? Diyetisyenle çalışmak lazım. Spor yapmak lazım. Bunlar botoks yapılınca da yapmak lazım yine de. Efektivitesini çok arttırıyor. Ama girişimsel işlemler içerisinde mide balonu var. Çeşit çeşit balonlar. Mide ameliyatları var. Onların da çeşitleri var. Fakat bunlar mide balonu kısmen zorlayıcı ama zorlayıcı bir şey. O, yani her insan kaldıramıyor. Takıyorsun, çıkartmak zorunda kalıyorsun falan. Daha maliyetli de bir şey. Mide ameliyatı birçok kişinin korktuğu bir şey. Kimileri çok kolay oluyor, yapılıyor falan ama sonuçta ameliyat. Mide botoksu ise endoskopi gibi bir randevu planlanıyor. Ben yine de ondan önce bir iki kan tahliliyle kontrolleri yapıyorum. İşte insanların insülin direnci var mı, niçin kilo veremiyorlar gibi bazı şeylere de bakıyorum. Ama böyle direkt çat kapı gelip de yapılanlar da var yani bazı merkezlerde. O biraz daha bence özenli davranmak lazım bu konuda. Ondan sonra gastroskopi yapılıyor. Gastroskopide biz botoksla ilgili soğuk zincir ilaçlarıdır onlar. Çarçabuk bozulur, etkinliği yok olur. Onun için soğuk zincir halinde saklıyoruz. Önce mideye bakıyorum. Midede işte ağır bir gastrit var mı, ülser var mı? Yani botoks yapmasını ya da tümör var mı? Botoks yapmayı engelleyecek bir vaziyet var mı? Varsa tak çıkıyoruz. Buna uygun olmadığını hastaya anlatıyoruz ve tedavisinin yapılmasını söylüyoruz. Gastrit varsa bununla ilgili işte test sırası falan tanı koyucu şeyleri alıyorum. Bir taraftan da onun tedavisini götürüyorum ama botoksu da yapıyoruz. Sonra ilaçları hemen hazırlayıp, hasta uyuyor bu arada ama tam narkoz gibi değil, sedasyon gibi. Submukozal alana belli miligramlarda ama bu yüze falan uygulanandan çok daha yüksek dozda. Mide çünkü büyük bir organdır. Belli bir derinliğine kadar özel endoskopun içinden geçen iğnelerimiz var. Onlarla uygulamayı yapıyoruz. 10-15 dakika. Ondan sonra hasta biraz dinleniyor. Birkaç saat görüşüyoruz. İlaçlarını düzenliyorum ve evine gidiyor. Sonra 10 gün, bir hafta 10 gün sonra botulinum toksinin etkisi ortaya çıkıyor ve kişi tokluk hissi, giderek porsiyonlar küçülmeye başlıyor. Daha çabuk az şeyle doyuyor. Ve bu etki bir ay sonrasında daha da yükseliyor. 3-4 ay maksimumunu sürdürüyor 5 ay kadar. Yani bir plato çiziyor. Yani mide botoksu sonrasındaki süreç şu andaki anlattığınız gibi mi? Evet. Yani çok zor bir işlem değil. Bir kere çok basit bir işlem. Çok daha ekonomik bir işlem. Reversibil, yani geri dönebilir bir işlem. Yani midenin bir bölümünü aldık. Aldık bitti yani. Burada ise yüze yapılan botokstaki gibi 6 ay sonra tekrar şey dönüşüyor. Ama bir farklı bir şey daha var.
İnsan 6 ayda çok şey değişebilir. Yani alışkanlıkları değişir. İşte porsiyonlar küçülür. Evet. Biraz daha hani kendini de tutabilirse, benim gördüğüm hastalarımda 13-15 kilo kadar veriliyor. Ama yani kişi geldi bana, ben 30 kilo vermek istiyorum botoksla falan, bu mümkün değil. O da yani doğruları konuşmak lazım. Peki hamilelik döneminde mide botoksu yaptırabiliyorlar mı? Şimdi bununla ilgili de yok, ben yapmam açıkçası ya. Yani şöyle düşün, bir şey yaptın ya da olacağı vardı, bebeğe bir şey oldu. Evet, o yani riske o riske girmem, evet, gerek yok. Risk faktörler arasında olabilir diyorsun. Olabilir tabii. Peki hocam, Evren hocam, mide botoksu kilo verme garantili mi? Şimdi az önce 15 falan dedi. Evet, 13-15 kilo veriyor hastalar. Ama geri de alabilirler. Yani yine realiteyi konuşalım. O 6 aydan sonra alabilirler. Alabilirler de. Bir de şeyi iyi araştırmak lazım. Yani kişi kilo veremiyorsa, mesela dedim ya, gidiyorlar, bazı merkezler var böyle, sadece bu iş ya da işte daha çok bu işi yapıyorlar. Gidiyor, tabii geri çevrilmiyor kişi, yapılıyor. Ama sonra kilo vermeyince bu sen neden kilo vermedi araştırıyor. Örneğin işte tiroidinde sorun var mesela. Yani tiroidi az çalışıyor. Öyle bir hastam oldu benim de. Tetkikleri yapmakta fayda var öncesinde. Başka bir sorun varsa bu sefer sizin yaptığınız iş de lekeleniyor. Anlatabildim mi? Şimdi mide botoksunda bizim kombin çalışıyoruz. Diyetisyen arkadaşımız var burada. Diyetisyenle görüştürüyoruz. O botokstan sonra neler yenileceğini, sonrasında da onunla devam edileceğini anlatıyor. Veyahut da yakınlarındaki bir iyi bir diyetisyenle. Bir diyet programına yine de uyması gerekiyor aslında. Bir de üstüne spor yaparsa rahatlıkla 15 kilo verir. Peki mide botoksunun etkisi birkaç hafta sonra mı görülür, yoksa anında görebilir mi? Botoksun o düz kasları felç edici etkisi bir hafta 10 gün sonra, 15 gün sonra oturuyor. Yüzde de öyledir. Yani gidip yaptırırsın, kasarsın yine kaşlarını, kırışıklıklar hemen geçmez. Ama 10-15 gün sonra tak o kaslar felç olur. Bir daha yapamazsın yüzünü, kırıştıramazsın. Onun gibi. Yani 10-15 gün sonra. Evet, 10-15 gün sonra. Etkisi 10-15 gün sonra görülüyor dedik. Ve sonrasında tabii o alışkanlıklarımızı devam ettirmemiz gerekiyor. O süreç geçtikten sonra tekrar bir botoks yaptıracağız. Belki kilo vermek istiyorsak. Ha evet, o da doğru. Güzel bir örnek oldu bu. Şimdi diyelim ki yaptırdın. Evet. 6 ay geçti ve durumdan memnunsun. Olmuştu. Evet. Bir daha yapalım. Bir daha yapabilirsin. Evet. Yani tekrarlayabiliyor. Tekrarlayabiliyorsun. Evet. Ama o süreçte 13 kilo verdiyse, eğer ki alışkanlığımızı devam ettirirsek botoks yaptırabiliriz. Ya tabii. Ben de onu yani diyorum. Bazen kendi isteğiyle alakalı mı hastalık süreci hocam? Tabii. O nasıl 6 ay içerisinde sisteme alıştıysa, öyle götürebiliyor ise kişi, evet, ki çok da götüren de oluyor. Yani sonuçta bir şeyle çabalamış oluyor. Yani gelmiş, botoks yapmış, bir harcaması olmuş bununla ilgili. Ne bileyim işte bu şeye dikkat etmiş. Diyetine dikkat etmiş. Onun kazanımlarını da kaybetmek istemiyor ve devam ediyor, sarılıyor işe. Yani tekrar kilo almak istemiyor ama alma riski de var. Almaması da kişinin kendisiyle alakalı. Tabii. Yani şöyle düşünün. Kişi bunlara rağmen kilo almak istiyorsa, mide ameliyatı olduktan sonra da verirler. Evet. Sonra kimileri alabiliyor da. Yani anne de dönebiliyor. Dönebilir. Çünkü sıvıyla beslenirse, sıvı çok kalorili gıdalarla falan beslenirse, evet, tekrar kilo alabilir. Yani o biraz da beyinde bitecek. Evet. Evet. Peki tamam. Hemoroid neydi hocam? Hemoroid halk arasında basur diye bilinen bir hastalık. Makat bölgesinin, venlerinin, yani toplar damarlarının genişlemesi, makattan dışarıya çıkması ya da kanamalara neden olmasına hemoroid denir. Evet. Hemoroidal venlerin, yani makattaki anal bölgedeki hemoroidal venlerin hastalığıdır. Hemoroidin tanısı nasıl konu? Esasında hastalar kendileri birçok şey yapıyor. Bu çok da hani yaygın da ülkemizde. Evet. Bir de insan etrafındakileri önce söylüyor. Ya bende şöyle oldu, böyle oldu diye. Birincisi ağrı. Büyük abdesti yaptıktan sonra makatta şiddetli ağrı olması. Kanama olması. Bu çok korkutuyor insanları. Ya da makat kenarında şişlik oluşması.
ve hatta makatta büyük hapse çıktıktan sonra dışarıya meme şeklinde bir yapının çıkması, sonra içeri itilmesi ya da dışarıda kalması falan. Makatta etrafında meme gibi algılanıyor zaten daha çok hemoroidler. Tedavisi nasıl yapılır? Şimdi hemoroidin 4 evresi vardır. Bu yıllardır bir klasifiye edilmiş. Evre 1 ve 2 ilaçla tedavi olabilir. 3 ve 4'te, 3'te artık büyük hapse çıktıktan sonra paket dışarıya çıkar, hemoroid memeciği dışarı çıkar. Sonra içeri kendiliğinden girer ya da azıcık ittirmeyle girebilir. Bu 3. 4'te ise dışarıya çıkar ve içeri girmez. Yanında işte kanaması olması, kansızlığa neden olacak kadar kanama olabilir. Yani her sakıncalısı herhalde 4. evresi. 4. evresi, en ileri evresi. 3 ve 4'te ise ameliyat düşünmek lazım. Ama hemoroid ve makat bölgesi çok hassas olduğu için üzerinde birçok çalışmanın yapıldığı ve alternatif tedavilerin de hep üretilmeye çalıştığı evre 1-2'de ilaç lazım. 3-4'te daha ileri tedaviler yapmak lazım. Yani orada diyeceğim skleroterapi denilen iğneyle girip o damarların skleroze edilmesi bir seçenek. Bir dönem çok popülerdi, şimdi o kadar değil. Ondan sonra bant ligasyon denilen çok ince böyle saç bandı gibi bantların hemoroid köküne yerleştirilerek nekroz sağlanması bir seçenekti. İnfraruj ışınlarıyla tedaviler yapıldığı falan filan. Şimdi ameliyatlarında da çeşit çeşit teknikler vardı. Ben hep kongrelerde falan da takip ediyorum bunları. Şimdi ise lazer daha evet, çok. Çok duyuyoruz hocam. Aynen. O zamanlarda çok sık duyduğumuz hemoroidde lazer tedavisi. Yani peki siz bahsedecek misiniz? Hemoroidde lazer tedavisi nasıl gerçekleşiyor? Ya bugün iki tane ameliyat yaptım bu şekilde. Size başlarken de söylemiştim kayıttan önce. Şimdi hemoroidde lazer hani filmlerde ya da silahlarda uzun namlu silahlarda kullanılan lazer vardır. Kırmızı ışığı işaretler mesela 300 metre 500 metre falan. Onun tıbbi anlamda geliştirilmiş lazeri bu. Bilinen yani her hastanede olan koter değil. Bu lazer başka bir şey. Farklı bir cihazı var. Ucunda incecik bir probu var. O lazer ışını uçta aktif hale getiriliyor ve bölgeyi yakıyor. Hemoroid kan damarlarından oluştuğu için ama süngerimsi bir yapı düşünün. O süngerimsi yapının içine giriyor ve o etrafını çıtır 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 yakarak koagüle ediyor ve bunları söndürmüş oluyor. Hemen anında da gözle görülen değişiklikler olur ama onun da oturması 1,5-2 ayı sürüyor ve orası iyice toplanıyor. Sadece tabii lazer şeyde değil, başka fistül ameliyatlarında da kullanılıyor, fistülde de kullanılıyor ama ben en çok hemoroiddeki etkisini seviyorum. Daha az ağrı, daha iyi sonuç. İnsanların zaten hemoroidle ilgili tedavideki iki büyük engel var önümüzde. Bir, utanıyor olmaları. İkincisi de çok ağrıyacağını düşünmeleri. Çünkü makat hassas bir yer. Peki çok ağrıyor mu? Ağrır işte. Yani hastalığı halinde de ağrır. Klasik ameliyatlarında sonuçta orası kesiliyor, çıkartılıyor, dikiş atılıyor falan. Yani 3-5 gün, 10 gün falan yapılan operasyona göre ağrısı olur. Ama en etkisi herhalde en son teknolojinin vermiş olduğu lazer. Evet, lazer tabii bazen o kadar kötü hemoroidler geliyor ki yani çok kötü. İyice dışarıya çıkmış. Makat 360 derecelik bir daire gibi düşünün. Burada var hemoroid paketi, burada var, burada var. Şimdi buna lazerle de bir şeyler yapılır da bir yere kadar. Yani onlar küçülür küçülür ne kadar küçülsün. Yani yıllarca oluşmuş olan hemoroidler. O zaman dışarıdakiler ya diyeceksiniz ki kalacak bunlar ve hasta onu kabul edecek ya da bence ben sevmiyorum onu. Yani orayı düzeltmek lazım. O zaman onları kesip almak lazım. Yani %50 öyle, %50 öyle gibi bir operasyon yapılır. Çok ileri olanlar. Evet, cerrahi operasyon gerçek. Evet. Hem lazer hem o. Ameliyatta da lazer bir arada olabiliyor. Olabilir, tabii tabii. Hem böylece daha çok kesi yapmanızı engeller, iyileşmeyi hızlandırır. Sadece o görsel şeyi de oluşturmak lazım. Yani evet. Sonuçta yani taharetlenirken falan da makat ve etrafında o memelerin olması bölgenin temizliği açısından da
sakıncalı. Evet. Peki tekrar hemoroid olma ihtimali var mı hocam? Hemoroid alındı. Hastamızın lazer tedavisi diyeyim ya da cerrahi operasyon gerçekleştirildi. Tekrar damar riski devam mıdır? Yani parmağınızı kesince parmağınız çıkmaz. Hemoroid tam olarak alındıysa ya da doğru şekilde lazer uygulandıysa o hemoroidten bir daha olmaz. Ama şunu anlatmak lazım. Şimdi dedim ya 360 derece bir yer düşünün makata. Hemoroid paketi bir tane var burada ya da iki tane var. Oysa dört tane olabilir insanlarda. Yani bu ikisinde sorun yok. Sorun yok. Bunları halletti diyelim ki doktor arkadaşımız ya da aldı. Yani bunlar yok. Bunlar bir daha olmaz ama bunlar olabilir. Çünkü yok şu an. Yok diye de oraya ameliyat yapılamaz. Yani olacak ileride. Evet. Dolayısıyla bunlarda daha sonra gelişimi olabilir. Aktivite olabilir. Sonradan olabilir. Yani var olanlar yok edilince olmaz. Ama sorun sonrasında olanlarda olabilir. Ya tabii kişinin de dikkat etmesi gerekir. Nelere dikkat edecek peki? Yani hemoroid olmaması için kişi nelere dikkat etmesi gerekiyor? Genetik değilse. Evet. O da var, doğru diyorsun. Ailelerde, bazı ailelerin hepsinde var. Evet. Şimdi faktörler de var. Var. Beslenme burada çok önemli. Sizin hep vurguladığınız gibi. Amaç yumuşak büyük hafızası çıkmak. Düzenli. Çok uzun tuvalette kalmamak. Onun için zeytinyağlı gıdalarla, lifli gıdalarla beslenmesi lazım. Ki bizim bu Akdeniz usulü beslenmemizde hep var. Evet. Salata falan böyle işte zeytin, zeytinyağı bol şekilde. Su tüketmek lazım. Çünkü büyük abdestin yumuşak tutulması için selüloz alması lazım insanın. O da böyle lifli gıdalarda var. Yani işte roka, semizotu, kıvırcık falan gibi. Evet. Ya da işte enginar, kereviz falan. Acı, baharatlı, turşu, ekşi çok tüketmemek lazım. Şimdi bizim güney bölgeleri falan, Orta Anadolu, Güney Anadolu'da böyle seviliyor bu. Yani acı evet, diyet alışkanlığında var. Sonuçta acı, ağızda da acı tadı yapıyor. Biliyorsunuz makat bölgesinde de tat duyusu vardır. Orada da benzer bir yanmaya neden oluyor. Onun için çok acı yememek lazım. Lifli gıdalarla beslenmek lazım. Kepekli ekmek önemli. Şey diyecektim, şarap, bira gibi mayalı içkiler. Bunlar da hemoroidleri azdırır örneğin. Zaten alkol ve vazodilatif etkisiyle de hemoroide olumsuz etkileri vardır. Ve yürüyüşler. Bir de tuvalette çok uzun kalmamak. Bir de kadınların maalesef şanssızlığı, hamileri hemoroide tetikliyor. Yani hamilenin ileri evrelerinde. Evet. Şimdi makatı düşünün. Buradan çıkan toplar damarlar sırttan yukarıya doğru, kalbe doğru gidiyor. Burada gebe kadın. Büyük bir uterus var, rahim var. O sırtta bastığı zaman buradan giden damarları bloke ediyor. Yani genişlemesine neden oluyor bu sefer. Birçoğu da zaten işte hamilelikte ya da zor doğumlarda uzun dönem ıkınmayla falan hemoroid hastalığı böyle olur. Peki, kadınlar için yani. Evet, kadınlar için. Peki hocam, kıbızlığın doğurmuş olduğu, doğuracak olduğu zararlar nelerdir? Çünkü kabızlık önemli. Kesinlikle. Şimdi makatın belli bir çapı var. Zaten çok kalın bir büyük abdest bir yırtıklara neden olabilir. Evet. İki, çok akınmaya bağlı ve zorlanmadan dolayı hemoroidler dışarıya doğru prolonge oluyor. Yani bu bir gün değil, iki gün değil. Hep büyük abdest çıkarken hemoroid de dışarıya doğru iter ve oradaki kas liflerini, o küçük incecik lifleri vardır, onları zedeler ve sarkmalara neden olur bu sefer. Onun için kabız olmamak diye dikkat etmesi lazım herkes. Yani kabızlar da doğuracağı hastalıklar mı? Tabii. Başta anal fistül dediğimiz makatta yırtık, çatlak, o zorlanmaya bağlı. Sonra hemoroidin direkt nedenlerinden biridir. Peki yırtma neden olur? Makattaki yırtık ya da çatlak, anal fistüldür adı. Kronik anal fistül, yani şöyle senaryoyu çizelim. Diyelim ki bir kabızlık oldu. Çok zorlanarak tuvalete çıktı kişi. Evet. Ağrı oldu makatta. Ve de kanama da olur genelde. Kan gördü. Ondan sonra önemsedi ve doktora geldi. Kontrolleri yapıldı. Ben ileri yaşlarda mutlaka hemoroid için diyorum. Onu söylemeyi unuttum.
Yani her makattaki kanama hemoroid ya da fistül demek değildir. Polip olabilir, tümör olabilir, kansere doğru giden bir şey olabilir. İleri yaşlarda özellikle, yani çok da ileride değil, 35-40'tan sonra mutlaka bir rektoskopi ya da daha ileri yaşlarda kolonoskopi yapılarak hem bağırsağın genel kontrolü mutlaka öneriyorum, hem de hemoroid hangisi kanıyor, başka bir şey var mı yok mu bir kafa netleşmesi lazım. Ona göre tedavi düzenlemek lazım. Şimdi diyelim ki çatlak oldu, bakıldı ve çatlak tespit edildi. Hızla tedavi yapılır ise, kişi de dikkat ederse, işte kabız olmamaya, diyetine falan, o çatlak vücut kendini onarır. Bunun için 1,5-2 aylık vakit vardır. 2-3 ay geçtikten sonra o çatlağın oluştuğu yerde ortada bir fibroz doku oluşur ve iki yara dudağının bitişmesini engeller. Bu giderek derinleşir. Her tuvalete çıktıkça ağrı olur. Ağrı oldukça makata sıkan kaslar kalınlaşır. Böyle bir kısır döngüye girer. Ve ona işte lazerli veya lazersiz bir ameliyat yöntemiyle makata sıkan o kaslar biraz gevşetilir. Ölçümlerle falan. Yırtık temizlenir. Ve bu şekilde bir operasyonla müdahale etmek gerekir. Çünkü işkenceye döner. Evet. Peki hocam polip nedir? Polip kalın bağırsakta, safra kestiğinde, midede olabilir. Yani lümenli organlar ya da uterus rahimde de olabiliyor. Evet. Lümenli organlarda gelişen hücresel bozulmanın oluşturduğu böyle et beni gibi yapılar. Onlardan giderek bir genetik mutasyondan dolayı oluşuyor bunlar. Giderek ilerleyip tümörler oluşumlar bunlardan meydana gelir. Sonra kansere mi dönüşür? Sonra kansere dönüşür tabii. Bizim mesela arkamdaki yazıda ben hastalara hep şeyi gösteriyorum. Sağlık Bakanlığı'nın genelgesi var arkamda. Der ki 51-61 yaşında olmak üzere gelen hastalar iki kez gastroskopi ve kolonoskopiye davet edilir. Evet. Burada amaç şimdi gençken sorun yok ama 40-45 hele de 50'den sonra yani bu bir gerçek, hücresel bozulma başlıyor. Yani DNA'da kırılmalar başlıyor. Bazı hücreler onu onaramıyor ve işte polip gibi daha ileride tümöre, kansere doğru dönebilecek filizler oluşuyor bağırsakta veyahut da midede. Şimdi teknoloji şu an bu noktada. Kolonoskopi yapıldı diyelim ki 52 yaşında birine. Böyle geldi, konuştuk falan filan ve de yaptık. Polipleri var, aldık, temizledik ve bu işte tübüler adenom gibi, tübülovülöz adenom gibi tipleri vardır. Onlardan biri çıktı. Şimdi tam tersini düşünelim, gelmedi ve o işte kanama oldu, hastalık ilerledi, vidöz adenom polip bu sefer kansere döndü. Kanser evreleri geçirdi. Şimdi bu adam ameliyat olması gerekecek. Sonra kemoterapi görmesi gerekecek, belki radyoterapi görmesi gerekecek, belki de kurtulamayacak. Bütün bunlardan hem kendine zarar, devlete, ülke ekonomisine zarar, oysa kolonoskopi yaptırmış olana dönelim tekrar, polip alındı, adam evine gitti. Tümör olabilecek bir şey vardı, onu aldık dedik, gözünüz aydın, bitti, bu kadar. Bunların hiçbiri olmayacak. Sadece diyeceğiz ki mesela 1,5-2 yıl sonra bir daha yaptır, olursa bir daha temizlenir. Bu adam kalın bağırsak kanseri olamayacak. Böyle bir vakti olmayacak çünkü. Yani kontrolü altında evet, olduğu için. O yüzden kontrollerimizi yapmamız gerekiyor. Evet. Eğer ki bir rahatsızlık hissettiğimiz zaman maalesef bizde de şöyle bir oldu var hocam. Doktora gitmekten korkuyorsun neden? Evet. Ama yavaş yavaş yani alışılacak bunlar. Evreleri geçirdikten sonra hastaneye, doktora geliyoruz. Sonrasında da belki de işin içinden çıkılmaz haller dahi olabiliyor. Evet, ama ben size çok teşekkür ederim. Böyle bilgilendirici programlar bunu, bu şeyi kırıyor yavaş yavaş. İşte kulak misafiri oluyorlar, durumu anlıyorlar. Belki de eski o korkutucu doktor imajını da yıkıyoruz böyle hep evet, beraber falan diye düşünüyorum. Artık buyursun gelsinler. Artık ailelerinden biliyorlar. Ailelerinin bir parçası olarak görüyorlar. Neden? Çünkü size istedikleri zaman ulaşabiliyorlar. 7-24 ulaşabiliyorlar. Ve sizler de onlara çok iyi davranıyorsunuz. Gerçekten de bunu hastalarınızdan dinlediğimizi söylüyoruz. Teşekkür ederim. Hekim-hasta ilişkisi şu anda gerçekten çok güzel. Son dönemlerde. Evet. Zaten Türk hekimleri hep iyiydi. Yani bu bilinen bir şey.
Bizi de yetiştiren hocalarımız da sağ olsunlar. Onlardan da biz böyle gördük. Biraz daha ileriye de götürmeye çalışıyoruz. Yani bu kişi ilişkilerini falan. Tabii eskiden daha sertti hocalar falan. Hani ulaşması zordu falan. Ama şimdi yavaş yavaş dünya işte sosyal şeyler değişti falan. Daha yakın oluyoruz hastalarla. Evet, çok güzel hocam. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok güzel konulara değindik. Evet. Farklı bilgiler sizden edinmiş olduk. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Esra Hanım. Başarılar dilerim. Çok sağ olun efendim. Evet, kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz yine bu haftada Şifa Kıssı programımızın sonuna geldik. Bizler sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Güzel mesajlar aldık. Merak ettiğimiz soruların tüm cevaplarını genel cerrahi uzmanımız Operatör Doktor Bülent Öztürk'ten de dinledik. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ve siz değerli Kanal 58 izleyenlerimize bizlerden ayrılan olmanız ümidiyle efendim hastalanmayın. Şifa dolu günler diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken, Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda, "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp, Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu
her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 50 50